İsmim Tuğçe. Pilates eğitmeniyim. 22 yaşındayım. İlk olarak 18 yaşında liseden mezun olmayı bekledim. Babam sağ olsun ilk onun desteğiyle ilk motosikletimi aldım. Bu şekilde de başladım. İlk başta bir dehşet dolulardı. Annem bu kapıdan çıkamazsın, evlatlıktan reddederim seni diyerek kendini gösterdi. Çünkü başladıktan 1,5 ay sonra ufak bir kaza yapmıştım. Fakat ondan 8 ay sonra annem ilk kez arkama bindiğinde ne zaman bir daha Şile'ye gidiyoruz diye sorunca bütün olay orada çözülmüş oldu. Bu şekilde başladı. Tamamen özgürlük. O böyle rüzgarın yüze hızla çarpışı gerçekten tarif edilemez bir şeydi. Öncesinde hep bisiklete biniyordum. Uzun kilometreler de yapıyordum aslında, yollarda geziyordum. Fakat pedal çevirmeden, böyle karavan içinde kalmadan gerçekten motosikletle de daha fazla yolları keşfediyor olmak başka bir duyguydu. İlk motosikletim CBR 125'ti. Kapalı alan eğitimi aldığım hoca tavsiye etmişti. Onun tavsiyesiyle başladım. 8000 kilometre yol yaptım. 8 ay sonra da zaten sattım. Ondan sonra Ninja 250 aldım. O Ninja'mla 12.000 kilometre yol yaptım. Onun kazalı olduğunu öğrenince aldığım adamla kavga ederek geri verip yeni bir Ninja aldım. Çünkü daha büyük bir motosiklete geçmeye henüz hazır hissetmiyordum. O Ninja'yla da yine 250'likte 22.000 kilometreye yakın yol yaptık. Ondan sonra onu satıp Ducati Monster 696 aldım. Zorlu bir zaman geçti Monster'la birlikte. Yaklaşık 1,5 sene kullandım. 28.000, 29.000 kilometre oldu sanırım onunla da. Onunla da ayrıldıktan sonra son olarak şu an kullandığım motosikletim MT-09'a geçti. Henüz 10.000 kilometrede. Bakalım. Monster'dı sanırım. Çünkü çok yolda kaldım. Çok sorun yaşadım. Her şeyle çok haşır neşir olmak zorunda olduğum için böyle bende özel anıları gerçekten kaldı. Çok böyle arkasından sayıp sövdüm ama yine olsa binerim. Tabii aynı sorunları yaşamayacağımı bilsem. Gezme amaçlı kullanıyorum daha çok. Aslında her zaman okula giderken de, üniversite zamanında da ya da işe gidip gelirken de ulaşım aracı olarak kullansam da bulduğum her fırsatta kendimi yollara atıyorum. Genelde gezi amaçlı. Şimdiye kadar Türkiye'de aslında çok fazla uzaklaşamadım ama en fazla Ege'ye kadar gidebildim. Belki böyle iç Anadolu'dan dönüştü, biraz Batı Karadeniz olabilir. Ama onun dışında bir yurt dışı turumuz oldu. En son Bulgaristan'a gitmiştik. 4-5 günlük bir geziydi. Onun öncesinde de Yunanistan'dan Hırvatistan'a kadar bir tur yapmıştık. Saraybosna'dan tekrar geri dönüştü. Keyifli bir geziydi. Monster'lı hem de. Yolda kalmadan dönebilmiştim. En çok beğendiğim yer sanırım Karadağ'ydı. Gerçekten çok hoşuma gitmişti. Çok keyifliydi. Yeniden gitmek ve daha uzun vakit geçirmek isterim. Sahil şeridi olması bir kere, her fırsatta denize girebilmek bambaşka. Dağ yolları vardı, çok güzel. İnsanları güzeldi, keyifliydi sohbet, muhabbet etmesi. Görecek çok fazla değişik coğrafi bölgeleri ve kalıntıları vardı, eserler vardı. Çok hoşuma gitti. Başka nereleri gezmek istiyorum? Aslında daha küçük bir hedef olabilir belki ama hiç hava koşullarından denk getiremediğim bir Karadeniz turu istiyorum. Onun dışında da açıkçası neresi olsa giderim yani. Çok ayırt etmiyorum bunu ama yurt dışı da olsa uzun bir geziye çıkmak isterim gerçekten. Saraybosna'ya gittiğimizde tam bir saat değil belki, biraz daha kısa bir süreliğine motosikletten inip etrafı gezip yemek yedikten sonra geri döndüğümüzde motora kilitlediğimiz kasklarımız yoktu. Gerçekten o an düşündüğüm tek şey, bu an bittiğinde bir gün mutlaka bu anda güleceğim dedim kendi kendime. Ve ben tamam şimdi ağlamıyorum çünkü bir gün güleceğim demiştim. Kasksız kaldığım anı gerçekten unutamıyorum. Hem de evden çok uzak bir yerde. Özellikle bir tercihim yok. Ama şöyle, ilk başladığım zaman hiç motosikletli arkadaşım yoktu. Hep tek başıma sürüp bir yere oturduğumda farklı insanların gelip tanışmalarıyla aslında başlamıştı. Ama şu an bir sürü arkadaşım var. Genelde onlarla yol yapıyorum. Zaten hiçbir zaman tek başına çıktığında yoldan tek dönemiyorsun. Mutlaka yolda birileriyle karşılaşılıyor. Ama tabii grup sürüşleri çok daha keyifli ve eğlenceli oluyor. O yüzden grupta sürmeyi tercih ederim. Var. Genelde OMM üyeleriyle sürüyorum. Çok da keyif alıyorum. Beni aralarına aldıkları için de teşekkür ediyorum. Hangi motosikleti isterim? Vallahi bir Ducati Panigale sürmek isterim. Ne 11 motor.com budur.